Sevgili izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, bir önceki canlı yayınımızda, bir önceki haberimizde Türkiye'de 2 artı 2, 4 yıl emeklilerimizin araç bırakmasıyla alakalı bir haber yapmıştık. İkinci haberimiz telefonlarla alakalı. Yine bir önceki haberimizde olduğu gibi Avrupa'daki bütün sıra yolu sayfaları ve Avrupa'da her ülkede yerel haber sayfaları var, sosyal medya sayfaları. Onların da manşetlerine müjdeli haber diye taşıdığı telefonların 120 günden 180 güne çıkarılmasıyla alakalı. Tabii sizler bana yazıyorsunuz, arıyorsunuz, Ahmet Bey bununla alakalı niye haber yapmadınız diye. Neden haber yapmadım? Çünkü benim için bu müjdeli haber değil. Kimseyi sevindirecek bir haber değil. O yüzden ben de bunu sayfama taşımamıştım ama sizlerden gelen yoğun istek üzerine bununla alakalı da bir haber yapmak istedim sevgili dostlar. Şimdi arabalarla alakalı birçok sorun bizi beklerken telefonlarla alakalı da birçok sorun bizleri bekliyor. Sevgili izleyicilerimiz, dediğim gibi önce 2 ay Türkiye'de telefonlarımızda kalabiliyorduk. Şartsız, koşulsuz bu 4 aya çıkarılmıştı biliyorsunuz. Güzel bir haberdi bu bizim için. Artık emekliler olsun, normal vatandaşlarımız olsun 4 ay boyunca telefon kapanmadan Türkiye'de kullanabiliyordu. Şimdi bu 180 güne çıkarıldı ama şartlı, koşullu. Nasıl? Şimdi 4 ay Türkiye'de kaldınız, özellikle emekliler. Telefonunuz kapanmadan, bakın kapandıktan sonra uzatma şansınız yok. Kapandı mı bitti işiniz, bir daha açtıramıyorsunuz. Kapanmadan E-Devlet'e giriyorsunuz 4 ayın bitimine doğru. Oradan E-Devlet'ten bununla alakalı bir yer açılmış. Buradan telefonunuzu 1 ay daha uzatabiliyorsunuz. Sadece 1 ay. Ben 4 aydır Türkiye'deyim. 1 ay daha sizden izin istiyorum. 1 ay daha telefonumu kullanabilir miyim? Oradan size bir izin veriliyor, 1 ay. Yani 120 artı 30 uzattınız. Tabii bu 30 uzattığınızda gene Türkiye'desiniz. 6 ay kalacaksınız. Bu 30 gün bitmeden, telefonunuz kapanmadan elinizi çabuk tutup tabii günleri tek tek hesaplayacaksınız. Acaba telefonum bugün mü kapanacak? Acaba yarın mı kapanacak? Acaba geç kalırsam ne olur gibi hep endişe içerisinde. Tekrar 5. ayın bitmesine çok az bir zaman kala E-Devlet'e giriyorsunuz. Tekrar 1 ay daha uzatıyorsunuz. Toplamda 6 ay. 6 ay sonra telefonunuz kapanıyor maalesef. Bu 180 gün 120 artı 30 artı 30 diye gelen bir kanun. Emeklilerimiz E-Devlet'e nasıl girecek? Emeklilerimiz, yaşlılarımız E-Devlet'ten bunu nasıl uzatacak? Bir yakınından uzatmasında yardımcı olmak isterse mecburen ona E-Devlet şifresini verecek. Bir telefoncuya gidecekse o telefoncuya E-Devlet şifresini verecek. Türkiye'de bir telefoncuya kimliğimizin fotokopisini vermekten korkarız, vermekten çekiniriz. Çünkü birçok kimlik fotokopisi verenler adına şirket kuruldu, krediler çekildi, bunları biliyoruz. E-Devlet şifremizi nasıl güvenerek vereceğiz insanlara? E-Devlet şifremizi bilen bir insan bizim her şeyimize müdahil olur. Bizim her şeyimizi girebilir. Her bilgimize ulaşabilir. O yüzden emekliler nasıl yapacak? Ya da yaşlılarımız nasıl yapacak? Uzun kalanlar nasıl bu 30-30 uzatmayı gerçekleştirebilecek? Bu da çok büyük problem sevgili izleyicilerimiz. Emeklilerimiz şunu söylüyor. Neden biz Avrupa ülkelerinde herhangi bir ülkeye gittiğimizde istersek 2 yıl kalalım, bir diğer ülkedeki telefonumuzu hiçbir sorunsuz kullanabiliyorsak, örneğin Almanya'daki yaşayan birisi Avusturya'ya gelse bile burada Avusturya kartı takıp telefonunu kullanabiliyor istediği kadar. Fransa'da yaşayan birisi İngiltere'ye, İtalya'ya gidebiliyor. Neden biz kendi yaşadığımız ülkede telefonumuzu rahat rahat kullanamıyoruz? Neden biz kendi Türk kartımızı takıp da orada uzun süreli kullanamıyoruz? Yani neden biz orada telefon açtırmaya mecbur bırakılıyoruz? Telefonumuz burada aldığımız 100 euro'luk, 200 euro'luk telefon ama Türkiye'de 1000 euro, 1200 euro verip açtıracağız. Böyle bir sorun neden bizim ülkemizde var? Neden bu tamamen 6 ay ya da 1 seneye çıkarılmıyor? Gurbetçiler neden böyle şartlı, şurtlu, bu kadar problemli bir şekilde telefonunu kullanmak zorunda bırakılıyor? Neden gurbetçilerimiz Türkiye'ye 2 tane telefonla gidemiyor? Yani gurbetçilerimiz için evet müjdeli bir haber diye lanse edilse de müjdeli bir haber değil sevgili izleyicilerimiz. O yüzden ben manşete, sayfama taşımadım bunu. Gurbetçilerimiz evet 180 güne çıkarıldı ama 1 ay artı 1 ay uzatma var. Bu uzatmayı kimler nasıl yapabilecek, nasıl becerebilecek, bu da muamma sevgili izleyicilerimiz. Ama dediğim gibi işte yani Türkiye'de telefon açtırmak problem. Telefonu açtıracaksınız. Örneğin 1000 euro ödüyorsunuz, telefonu açtırıyorsunuz. O telefonun içerisine giren kart da sizin adınıza Türk kartı olmak zorunda. Yabancı ülke vatandaşısınız, mavi kartınız yok. O Türkiye'den kart da alamıyorsunuz. Yani telefonla alakalı yüzlerce problem var. İnşallah
bu problemlerin tamamı çözülür. İnsanlar rahat bir şekilde Avrupa'da kullandığı telefonunu Türkiye'ye gidip kendi adına bir kart takıp uzun süreli kullanabilir. Yani neden insanlara Türkiye'den yeni bir telefon almak zorunda bırakılıyor? Neden insanlar Türkiye'de uzun süre kalacaksa 1000 euro, 1200 euro gibi para verip de telefonu açtırmak zorunda bırakılıyor? Yani inşallah devletimizden, cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden bu problemle alakalı da bir çözüm bekliyoruz sevgili dostlar. İnşallah telefonlarla alakalı da bir problem olmasın, insanların kafasında soru işareti kalmasın, insanlar rahatça telefonunu yollarda da Türkiye'de de kullanabilsin sevgili dostlar. Evet, bu yayınımızda telefonlarla alakalıydı. Her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bizlere her zaman WhatsApp hattımızdan ya da sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.